BloombergHT.com takipçilerine Amerikan Kongresi'nden iyi yayınlar diliyorum. Amerikan Kongresi'nde yoğun gündem başladı. Amerikan Kongresi hükümetin kapanmasını önleme ve Başkan Biden hakkında aziz soruşturması açma gündemiyle bu hafta açıldı. Hatırlanacağı üzere bir aydır yaz tatilindeydi kongre. Kongrenin Eylül ayı gündeminin ana başlığı hükümetin tam kapasite işlevini sürdürmesini sağlamak için kısa vadeli fonlama önlemini ele almak olacak. Ukrayna için acil fon sağlanması, federal afet fonları ve Başkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yurt dışındaki iş bağlantılarıyla ilgili soruşturması da kongrenin gündeminde bulunduğunu belirtebiliriz. Amerikan Kongresi'nin harekete geçmesi için önünde kısa bir süre var. Bilhassa fonlanma konusunda. Temsilciler Meclisi mali yılın sona ereceği 30 Eylül'den önce sadece 11 gün toplanabilecek. Ve Başkan Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy başta olmak üzere kongre liderleri kongrenin bütçe müzakerelerini yürüttüğü sırada hükümetin açık kalmaya devam etmesini sağlamak için gerekecek fon önlemini Amerikan Kongresi'nden geçirmeye odaklandığında belirtmekte fayda var. Amerikan Kongresi hükümetin kapanmasını önlemek için bu yönteme rutin olarak başvursa da Kevin McCarthy hükümetin kapanması fikrini benimseyen aşırı muhafazakar Cumhuriyetçi partilerin muhalefetiyle de karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Yani Cumhuriyetçi Parti'de bir çatlak var. Başkan Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin Haziran ayında borçlanma tavanını askıya almak için vardığı anlaşma hükümetin harcamalarına bazı kısıtlamalar getirdiğini de belirtmekte fayda var. Cumhuriyetçiler harcama paketlerine muhafazakar kazanımları eklemeye o dönemde çalışmıştı. Örneğin Temsilciler Meclisi'ndeki aşırı muhafazakar cumhuriyetçiler Temmuz ayındaki savunma paketine kürtaj ve trans bireylere özel sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanma şartını ekleyerek geleneksel açıdan partiler üstü olan bir çabayı çekişmeli bir yasa tasarısına dönüştürmüştü. Amerikan Senatosu'nun kontrolünü elinde tutan demokratlarda ise durum Temsilciler Meclisi'nden biraz daha farklı. Demokrat partilerin muhafazakar önerileri geri çevireceğine kesin gözle bakılıyor. Zira alt ve üst kanadın birbiriyle anlaşması ve oylamalardan geçmesi gerekiyor. Liderler uzun vadeli bütçe anlaşmasını sağlamak için zaman kazanmak amacıyla geçici bir fon paketi üzerinde çalışmaya bu dönem yönelecekler. Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bateson bir açıklama gelmişti. Amerikan halkının hak ettiği son şey aşırılık yanlısı Temsilciler Meclisi üyelerinin ekonomimize zarar verecek, afet hazırlıklarımızı engelleyecek ve askerlerimizin maaşını garanti olmayadan çalışmaya zorlayacak bir hükümet kapanmasını tetiklemesidir açıklamasında bulundu. Yani Beyaz Saray'dan aşırı cumhuriyetçilere sert açıklamalar var. Beyaz Saray 13 milyar doları Ukrayna'ya askeri yardım, 8 milyar doları Ukrayna'ya insani destek ve 12 milyar doları Amerika içindeki federal afet fonlarına vermek amacıyla 40 milyar dolardan fazla acil durum fonu onayı talep ettiğinde belirtmekte fayda var. Cumhuriyetçi partililer özellikle Trump'ın Ukrayna Savaşı ile ilgili şüphelerini ifade etmesiyle birlikte Ukrayna'ya verilen desteği de azalttığı görülüyor. Amerikan Senatosu'nda bu ayın çoğunu hükümetin fonlanması ve Başkan Biden'ın kilit pozisyonlara aday gösterdiği isimlerin onaylamasıyla da geçirecek. Senato çoğunluk lideri Demokrat Schumer bir mektup
kongre üyelerine yollayarak Senato'nun ilaç fiyatlarının düşürülmesi, demiryolu güvenliğinin sağlanması, Vermont eyaletindeki sel, Hawaii'deki yangınlar, Florida'daki kasırga felaketleri sonrası afet yardımlarının arttırılmasına odaklanılması gerektiğini dile getirmişti. Ayrıca Senatör Schumer'ın önderliğinde yapay zeka teknolojisine ilişkin düzenlemeler için de yasa çıkarılması bu yılın sonuna kadar da bekleniyor. Zira Senato çoğunluk lideri Schumer 13 Eylül'de Senato'da yapay zeka forumu düzenleyecek ve teknoloji liderlerini Senato'da soru cevap şeklinde ağırlayacak. O nedenle Amerikan Kongresi'nde Eylül'den yıl sonuna kadar, Aralık sonuna kadar çok yoğun bir gündemin olduğunu, ekonomik, mali, afetler, dış politika, kritik atamalar olmak üzere kongre üyeleri bir hayli yoğun olacak.